Valla Galatasaray'da zaten her zaman barış ortamı var. Yani kutuplaşmadan en uzak kulüp. Galatasaray Lisesi değerlerinizin içinden çıkmış. Dolayısıyla keyifli bir akşam. Güzel bir Ramazan akşamı. Güzel bir iftar. Keyfimiz çok yerinde. İnşallah takımımız sezonu son bölümünü keyifli bitirir. 30 Nisan'dan sonra da kolları sıvarız. Bir taraftan takımın yeni sezon yapılanması, bir yandan federasyon seçimleri, bir yandan yayın ihalesi. Adamız var, kemerburgazımız var. Yapacak çok işimiz var. Size de çok görev düşecek. Ama her şey çok iyi olacak. Çok eminiz. Çünkü Galatasaray'ın markası ve kaynakları bunların hepsinin altından kalkacak nitelikte. Şöyle, şu anki açıkçası takımın gidişatını etkilemek istemiyoruz. Ben bir iş adamıyım. Sezon sonunu görmek lazım. Elimizdeki hocanın şu anki performansı kötü, yani bunu biliyoruz. Ama devam eden de bir kontratı var. Bu hepimiz için geçerli. Başkanlar, yöneticiler, hocalar, sporcular için geçerli. Asıl olan Galatasaray'ın ileri gitmesi. Bizim dönemimizde bir hoca değişikliği olacaksa ben bunun kesinlikle bir Türk hoca ile olması kanaatindeyim. Muhtelif isimler ortaya atılıyor. Nuri Şahin. Nuri Hoca çok başarılı bir kariyer içinde gidiyor. Şu an hiçbir hoca ile görüşmemiz yok. Sezon sonu bittiğinde eğer hocamızla yolları ayırırsak tabii ki görüşeceğimiz birkaç hocadan bir tanesi de Sayın Nuri Şahin olacaktır. Başkanı da açıkladı. Nuri Şahin'den çok memnunlar. Nuri Şahin Hoca ondan çok memnun. Dolayısıyla biz kimsenin mutluluğu üstünde gölge olmayız. Biz koşa koşa Galatasaray için çalışacak, Galatasaray'ı ileri getirecek hocalarla bir araya da oluruz. Bunların da pek çok alternatifi var. Zaten tahmin ediyorsunuz kimler olduğunu. Ama gene söylüyorum, Nuri hocamız gerçekten bir pırlantadır. İnşallah Antalya'yı ileride güzel yerlere taşıyacak. 4-5 sene sonra da milli takımın hocası olacak. Yani Okan Buruk'umuz dahil pek çok hoca adayımız var. Tahmin ettiğiniz gibi. Hani biz böyle bir sürprizle gelmiyoruz. Planlı geliyoruz, programlı geliyoruz. Ama hepsinden önemlisi hoca ve takım kadar bizim bir an önce Kemerburgaz'ı bitirip artık medeni bir şekilde iki tanesi ışıklandırmalı, toplam 6 sahada futbolcularımızın antrenman yapıyor olması lazım. Çünkü Florya'nın koşulları bugün çok buna müsait değil. Yani bizim acil önceliklerimizden biri bu önümüzdeki sene Avrupa Kupalarına da gitmeyeceğimiz için hem teknik olarak, yani teknik derken saha koşulları açısından söylüyorum, Kemerburgaz fiziksel olarak ve sahada aynı zamanda da federasyonda en iyi şekilde temsil edilerek Galatasaray'ı sahada, masada, kasada sıkıntılı olan durumunu daha ileri götürmek niyetindeyiz. Bunun için aday olduk. Yani hep bizde eleştiri gelir, nasıl yapılacağı söylenmez. Biz eleştirdiğimiz şeyleri yapmak için geliyoruz. Ama bir Galatasaraylılık zerafeti içinde, nezaketi içinde. Kimseyi kırmadan, incitmeden. Bakın Burak Başkanım'a pek çok defa teşekkür ettim. Çünkü biz kamyonların arasında sizlerle buluşup bir şey konuşması yapıyorduk. Seçim konuşması yapıyorduk. Çok medeni ortamda sağladılar. Biraz önce beraberdik. Şu an kulübün sorunları ile ilgili geçen hafta bir briefing almıştık iki başkan adayı da. Bugün gene nezaket gösterdi Burak Başkanım. Tam bir Galatasaraylı olarak şu an gerek şeyle ilgili, yayıncı ile ilgili gerek benzer konularda bizi bilgilendirdi. Federasyon dahil her konuda şu anki yönetimle beraber hareket ediyoruz iki başkan adayı da. Yani Galatasaray'ın birliği şu an mevcut başkan Sayın Burak Elmas tarafından sağlanmış durumda. Hiçbir sürprizle karşılaşmayacaksınız yani o zaman. Hiçbir sürprizle karşılaşmayacağız. Zaten bildiğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Ama bunu Burak Elmas başkandan duymak içimizi rahatlatıyor. Çünkü ilave bir sürprizle karşılaşmamak bile sorunların ağırlaşmadığı konusunda bizi ümitlendiriyor, rahatlatıyor. Seçim biter bitmez biliyorsunuz. Bir tüzük kongresi yapmamız lazım. En son 25 saatlik bir seçimimiz oldu. Hepimiz pert olduk. Orada Sayın Metin Sinan Aslan'a çok teşekkür etmek lazım. İnsanüstü koşullarda çalıştı. Biz hepimiz knockout olduk. Onlar sahada, orada sahnede en iyi yapmaya çalıştılar. Reddolan bir bütçemiz var. Acilen bütçe olması lazım. Bütçesiz hiçbir branşımız yürümez. Özellikle dernek tarafı, reddolan taraf AŞ değil biliyorsunuz.
küreği var, yelkeni var, voleybolu var, yüzmesi var, su topusu var. Voleybolda yaşadığımız dünkü sıkıntıyı konuştuk. Biz bunların tamamında gerek iki başkan adayı ve mevcut başkan beraber hareket ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de seçim bittikten sonra da beraber hareket edeceğiz. Metin Bey, teknik adam yerli dediniz. Fatih Hoca da gündemde olan isimlerden birisi mi? Fatih Hocamızı çok seviyoruz ama artık Fatih Hoca'yı da bir rahat bırakmamız gerekiyor. Bizim yeni Fatih terimleri bulmamız gerekiyor. Bence bu mevzudan, bu tartışmadan Fatih Hoca da sıkılmıştır. NEF projesi bizim dönemimizde katlanarak devam edecek. Erdem Bey'den bunu sözünü aldık. Ama bu sadece bize yönelik değil. Hangi aday kazanırsa kazansın, Erdem Timur harika bir Galatasaraylı. Kendi ticari çıkarlarına bakmadan birinci önceliğini Galatasaray'a veriyor. Defalarca teşekkür ediyorum. Zaten en son Fenerbahçe'yi sahasında yendiğimiz şeyden sonra kendisine ve şirketine Twitter üzerinden teşekkür ettim. Keşke Erdem Bey gibi birkaç tane daha Galatasaraylı iş adamımız olsa. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar.